Unutma abicim. Bu daireyi benim sayemde aldım. Sağ ol kardeşim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Öyle teşekkürlü olmaz. Ne istersem yapacağını söyledim. Tamam, söyle. Benim adıma bir mektup yazacaksın. Ne mektubu? Kime? Bali Bey'e. Sen göndermiş olacaksın fakat içinde benim mektubum olacak. Hayatta olmaz. Söz verdin. Olmaz öyle şey. Sen beni ne sandın? Mehmet. Sultanım. Mehmet. Mihrimah. Nereye böyle? Annem bir daire hazırlatıyor. Onu görmeye gidiyoruz. Ne dairesi? Benim için sultanım. Artık benim de abim gibi bir dairem olacak. Mahidevran Sultan gelmeseydi geceyi birlikte geçirecektik. Az değilsin vallahi. Fatma. Sultanım. Siz oturun burada. Hürrem Sultan Mehmet'e daire yaptırıyormuş. Benim bundan neden haberim yok? Sultanım biz... Nigar nerede? İbrahim Paşa'mızın yanına gittiler. Derhal o daire kapatılacak. Gel. Sultanım. Paşam. Hakkınız varmış. Nigar'a güvenmekte hata etmişim. Ben ne yaptım ki sultanım? Beni hiçe sayıp Hürrem'e hizmet ediyorsun. Sen nasıl olur da bana sormadan daire açarsın? Sultanımız emrettiler. Nasıl yok derim? Bu kararın bana ait olduğunu bilmiyor musun sen? Sultanım hanginizi dinleyeceğime şaşırdım. Lafını bil de konuş. Karşında bir sultan var. Ne cüret böyle? Bağışlayın paşam. Hayır, benden değil. Sultanımızdan af dile. Hiç zahmet etme Nigar. Seni azlediyorum. Artık haznedar değilsin. Yapmayın sultanım. Azlederseniz saraydan atılırım. Seni en baştan ikaz etmiştim. Şimdi defol git buradan, eşyalarını topla. En geç yarın gidiyorsun. Paşam. Hiç bana bakma. Sultanımızı duydun. İsabetli bir karar verdiniz. Fakat bu karara itiraz edilecektir. Hazırlıklı olmak lazım. Anne. Siz burada mıydınız? Mahidevran Sultan, Mehmet için hazırlattığınız daireyi kapattı. Buna hakkımız yokmuş. Mehmet nerede? İçeride. Çok üzüldü. Mehmet. Sakın üzülme oğlum. Bu sarayın en güzel dairesi senin olacak. Hı? Sultanım. Validem, ben iyiyim. İçiniz rahat olsun. Paşayla aramızda hiçbir mesele kalmadı. Hiç olmadığım kadar mesudum. Sizden gayrı derdim, tasam yok. Validem. Sultanım, gel Mahidevran.
Sultanım, sizin de malumatınız olsun. Nigar Hatun'u azlettim. Artık haznedar değil. Nereden çıktı şimdi bu? Vazifesini kötüye kullanmış gafil. Kendi şahsi menfaatleri için ciddi harcamalar yaptığı tespit edildi. Nasıl olur? Nigar yapmaz böyle bir şey. İbrahim Paşa'mızın haberi var. Bizzat kendi ikaz etti beni. Nigar'ı mı kovdu şimdi? Vallahi ben de anlamadım sultanım. Dediklerine göre harem defterlerinde usulsüzlük yapmış. Nigar. Mümkünatı yok. Belli ki kitabını uydurmuşlar. Nigar da bir tuhaf. Sanki dünden razı gitmeye. Mahidevran'ı durdurmanın vakti geldi Gülah. Hemen harekete geçiyoruz. Ne yapacağız ki sultanım? Gönderin. Gitsin. Sultanım, ben buna ihtimal dahi vermem. Bunca yıldır bir hatasını görmedik. Nigar neden yapsın bunu? Haznedar olunca değişti herhalde Gülfem. Malum. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Validem. Sultanım. Mahidevran demek buradasın. Ne oluyor? Sen kendini şehzadenin üstün mü tutuyorsun? Haşa. Nereden çıkardın bunu? Madem öyle, sen benim oğlumu nasıl kovarsın? Hürrem, sakin ol. Sultanım, mevzuyu bilmiyorsunuz. Biliyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Daire tekrar verildi. Nasıl? Bağırıp çağırmadan önce sual etseydin öğrenirdin. Şehzade Mehmet için başka bir daire tahsis ettim. Hem de daha güzelini. Tadilat bitince yerleşebilir. Mahidevran kim sana bu akılları veriyorsa söyle ona kendi karşıma çıksın. Boş laflar bunlar. Hiç heveslenme. Sen haremi vekaleten yönetiyorsun. Asla tam sahibi olmayacaksın. O da olacak bir gün. Hangi gün? Sultanım, duydunuz mu neler söylüyor? Ailenin itilafıdır bu. Hürrem yeter artık. İkiniz de susun. Validemizin huzurunda olduğunuzu unutmayın.